Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar şu an gördüğünüz iki tane masum şöyle yatıyorlar. Bundan ne kadar önce? Bir saat, yarım saat gibi bir saat, yarım saat gibi diyeyim. Böyle bir kıyamet, bir kıyamet. Tabii koşarak geliyoruz filan diyene kadar Efes Bey yine Apollo'ya saldırmış. Seni ne yapalım bize? Ne yapalım seni biz? Ne oldu, sen canavar oldun iyice ya? Tabii bizim Apollo da arkadaşlar bilmiyorum küçük olduğu için mi böyle davranıyor? Hani o kadar şey yaşadığı halde gelmiş Efes'in yanına sokuluyor. Şimdi ayrıldı, hani az önce birlikte koyun koyuna yatıyorlardı. Bunlar nasıl kardeş bilmiyorum. Efes sağ olsun hepsine yetiyor. Cazgır. Çok cazgırsın sen. Rol kesme bana, kalk. Şimdi havada güzel diye böyle mışıl mışıl uyuyorlar. Apollo sen anlat bakalım ne oldu? Baksınız arkadaşlar. Şimdi Tayfun sprey alacak da. Sıkacağız artık yani. Çok derin değil gerçi ama birazcık tartaklamış Apollo'yu. Apollo da maşallah ondan şey kalıplı ama yani şey davranıyor böyle. Biraz daha pasif daha davranıyor. Efes baskın olduğu için öyle. Evet, Efes şey cazgır. Ondan sonra ne yaptık? Bunlar kavga ediyor diye götürdük hani Lucy, Bihter. Efes'i şeye koyduk arkadaşlar. Şuradaki kafesi. İçeriye girdik. Lucy ile Bihter yuvanın içinde yok. Anında altı nasıl açmışlarsa. Köstebek gibi. Ya o kadar kısa zamanda nasıl açmışlar bilmiyorum. Bir baktık Efes tek başına duruyor kafesin içinde. Çok fenalar ya. Sonra mecburen Efes'i de çıkarttık. Yani bunlara şey yok. Ondan ne arkadaşlar? Şimdi çocuklar gittiler, yine de biraz malzeme almaya çalışıyoruz. Hani sokağa çıkma yasağı malum birçok şehre geldi. Biz de öyle bir yerde oturuyoruz ki sınırda oturuyoruz. Yüksek ihtimal buraya da gelecektir. Çünkü kademe kademe gidiyor bu yasak diye düşünüyoruz. Biz de o nedenle tedbirimizi alalım istedik. Şimdi malzemeyi alıyoruz. Şimdi şey aldık işte. Neydi? Çimento. Tel. Şöyle de demirler var. Bunları boyayacağız arkadaşlar. Önce çakalım da sonra boyayalım diyoruz. Birbirine yapışmasın diye. Bakalım böyle ayrı ayrı kafes gibi elimizden geldiği yapmaya çalışacağız. Hani idare etsin birazcık. Bu niye bağırıyor şimdi? Tabi o direklerin altlarına şey dökeceğiz. Beton dökeceğiz değil mi? Evet. Bambi mi çıktı acaba pencereye? Ona mı bağırıyor? Bilmem. Ne oluyor Tyson? Şivas, Şivas aşıdan sonra biraz daha iyi oldu arkadaşlar. Bu arada sürekli aşıyı soran arkadaşlar var. Aşı yani iki gündür hani arıyoruz falan şey oldu. O da haklı yani, veteriner de haklı. Gerçekten çok yoğun. Onun dışında da zaten dün geceden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği için sanırım kalacak bizim bir müddet. Gerçi önce, bugün görüşmedik ama. Şimdi veteriner İzmit Büyükşehir'e bağlı, Kocaeli Büyükşehir'e, biz Yalova'ya bağlıyız. Hı hı. Gerçi aramız 5 dakika ama şehir olarak ayrı olduğumuz için biraz sıkıntı, kaymakamlıktan izin alması lazım. Yani biz de zora sokmak istemedik, çok aciliyeti yok. Şu an sağlıkları iyi, inşallah ilerlemez hani böyle bir hafta içinde de. Bakalım artık nasıl yapacağız. Şimdi şeyi düşünüyoruz, şu yuvaları nasıl yapacağız? Vallahi kazacağız, çukurları kazacağız. Demirleri dikeceğiz, direkleri. Diplerine beton dökeceğiz. Etrafında telle çevirip bağlayacağız. Bu arada hangisini koyacağız oraya? İşte yapabildiğimiz kadar yapacağız. İşte alan biraz daha o tarafta da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18. Şu an için 3 tane yapabiliyoruz. Ama devam edeceğiz tabi. Oğlum ne yapıyorlarmış? Bu aynı Tyson arkadaşlar. Şunun tipe bakar mısınız? Aynı Tyson ya. Ama karakterimiz anneye çekmiş galiba. Diyeceğim ben ne diyeceğim Azgır? Bilmiyorum, bu başkasına çekmiş. Bu arada Hera da şimdi tam gösterecektim, yuvasına girdi. Hera doğum yaptım diye soruyorsunuz arkadaşlar da. Hera bence vazgeçti doğum yapmakta. Yani bayağı bir... Hera'nın canı istemiyor ya. Karnı artık geri değecek ama vazgeçti. Normalde ilk önce Hera'nın yapması gerekiyordu. Hera bekletiyor. Ama şey 50 ile 65 gün arası, bunlar 10 gün olduğuna göre Hera'nın şu günlerde doğum yapması lazım. Yani en geç pazartesiye bekliyoruz Allah nasip ederse. Çünkü karnı artık yere...
Apollo kardeş geliyor sana. Şimdi bir de o kardeşlerle kavga çıkar. Şimdi Kadife'nin yavruları, Hera'nın yavrusu, Marla'nın yavrularını dışarıya çıkarttığımızı düşünsene. Sığdırmazlar ki bahçeye bunlar. Çok fenalar. O nedenle şimdiden tedbirimizi alalım istedik arkadaşlar. Kafes yapmayı düşünüyoruz bakalım. İnşallah bir şeyler ortaya Ya kafesleri çıkartabiliriz. yapacağız. Sıra sıra kafes yapacağız. Yani en az 5 veya 6 tane yapacağız. Ama şöyle bir sıkıntı da var. Kafes yapmak yapalım da bizim bu beyefendiler, hanımefendiler serbest dolaşmaya alıştığı için şurada bile azıcık koyuyoruz. Anında başlıyorlar bas bas bağırmaya, açın diye. Kafesleri büyük yapacağız biraz. Ne kadar yapsak da bunlar alışmış ya dolaşmaya. Aralarında hani biraz gezmeye alan olsun diye bir kısmını toprak bırakacağız ki toprağa bassınlar enerjileri, kinetik enerjileri gitsin. Bilmiyorum, bakacağız ya. Nasıl iyi olursa o Bir de şekilde onun yapacağız. dışında şey diyorsunuz arkadaşlar hani işte Efes, Apollo, Şivas'ı gezdirin diye de biz bunu hani dışarıda denemedik de evin işte bu bahçede denedik evin içinde. Şimdi zaten tasmaya alışsın diye hepsine taktık. Hangisini denemiştik? Gerçi hepsini denedik. En çok Apollo çok direnmişti. Yürümüyor bile. Ondan da yani o şekilde gezdirme şansımız yok arkadaşlar. Yok, şu an tasma ile gezecek kadar büyümediler. İstemiyor bir de yazık yani kıyamam zaten. Tahminim 7, 8, 9, 10. 3 ayları daha var tasma ile gezmek için. Valla bilmiyorum. Bunlar hiç gezecek gibi durmuyorlar. Şu Efes zaten. Efes senin böyle 5-6 ay sonraki halini düşünemiyorum. Çok cazgırsın. Çok tehlikeli. Bu Valla. bahçenin lideri bu. Yavruların lideri bu. Hepsinin içinde en baskını da bu. Tyson duymasın ha. Söyleyeyim sana. Bir de şurada bir minimiz var. Bunun dünya umurunda değil arkadaşlar. Kim nereye o doğruya. Değil mi? Bu bıdık bıdık akıllı bıdık bu. En akıllı bu. Şimdilik öyle. Aa bu arada en akıllı dedim de şey gördüm az önce. Şivas'ı yatırmış yere. Hani oyun oynuyorlardı ilkin. Bir diş çıkartmış ama ben onun o kadar dişinin büyük olduğunu bile ilk defa gördüm. Güya ona hırlıyor. Da Şivas bunu ciddiye almıyor tabii ki. Oyun oynuyor bu güya ona saldırıyormuş gibi. İşte hep Efes sen öğretiyorsun bunları. Bu hanımefendi de başlamış. Kızım ne yapıyorsun? Sen de mi cazgırlaştın? Bak bozuşmayalım ama bak. Bak bak şeye bak. Kürsüye bak, çıkış yolunun kapandığını gördü ya. Oradan geliyor. Şu andan akşam koyacağız mı sizin? Şu an bakıyor nereden çıkabilirim diye. Şivas ne güzel yatıyorsun kızım. Susadı işte geldi. Bu hanımefendiler de şu tele şey koymuştuk arkadaşlar. İşte elimizde böyle malzemeler bulduk falan onları taktık. Atlıyorlar diye. Ya takmıştık yani şu anki haline bir bakın. Bu ikisi çok fena, çok çok. Tam bekçi köpeği arkadaşlar bunlar. Bir şey demiyorum gel. Bu arada video çekilmekten hiç hoşlanmıyor Bihter'le Lucy. Kamerayı gördüklerinde anda kaçıyorlar. Değil mi kızım? Bu şey Efes, Apollo, Şivas o kadar değildi. Bir de gece. Değil mi? Ya ne diyorlar, ne diyorlar? Ezan okunuyor, ezan. Ezan okunuyor, ezan bitsin. Bari biz hani şey yapalım. E ne diyeceksin ki? Onlara diyecek bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani. Onlarla uğraşırsam yani evin yolunu kaybederim. Değil mi Eram? Kim takar seni? Ya klavyenin başına geçen kendini adam zannediyor. Alıyor eline mikrofonu, başlıyor ötmeye orada. Yok siz köpeklere ne yapıyorsunuz? Yok köpek niye korkak? Ulan sen, ben mi doğurdum bunu? Ben nereden bileyim niye korkak? Görmüyor musun? Bak biz nasıl bakıyoruz. 500 tane video var kanalda bununla ilgili ya. Yok dövüyorsunuz mu? Yok, bu daha bugüne kadar bir tane fiske vurmadım. Ya fiske vurmadım. Ama bunu Boş ver. Hani söyleyene bunu konuşmak yakalarsam bile ona çok vururum yani. çirkin. De bırakın biz yüksek sesle bile böyle hani bağırıp çağırmıyoruz bile. Bakın şu an etrafımızda konu komşumuz var. Hani keşke bunların da yorum yapma şeyleri olsaydı. Böyle bir şey mümkün bile değil. Söz konusu bile olamaz. Öyle bir şey olsa evde atıyorum. Yani misal diyeyim sen öyle bir şey yapsan bu evde kıyamet kopar. Ya da Tayfun ya da ben birbirimizle hani kendi aramızda kıyamet kopar. Öyle bir şey yok. Mümkün değil olamaz. Ama şey var sadece Apollo'da var bu. O da şeyden dolayı Hades bayağı bir kötü saldırmıştı ona biraz daha küçükken. Ondan sonra böyle bir şeylik başladı onunla, pasiflik. Ama şu an Hades'in yanına da gidiyor. Gayet de Şimdi güzel anlaşıyorlar ama herkese karşı böyle bir çekingen. Canı isterse yaklaşıyor. Hades'in altından aldık bir kere. Bir kere de Tyson'ın dişlerinin arasından çektim aldım.
Apollo onun için biraz böyle. Yani yetişkin köpeklerinin altından aldığımız için bugün biraz da yaralanmıştı. Yaralarını biz tedavi ettik. O gün bugündür biraz çekingen. Diğerlerine göre daha böyle bize karşı çekiniyor. Aslında bize karşı değil. Biz diğer büyük köpekleri gezdirdiğimiz için, onlarla beraber iletişimimiz daha yoğun olduğu için, hani o da onlardan dayak yediye şimdi. Bizi de onlardan mı görüyor artık, nasıl yapıyor bilmiyorum. O da olabilir de, bir de benim aklıma şey de geliyor. Bunu son zamanlarda Süslü'den de fark ettim. Gerçi görmek isteyen görüyor zaten, anlamak isteyen anlıyor. Süslü de mesela serbestken yanına doğru yaklaştığımızda kaçıyor. Kaçma sebebi şu, bizden korktuğundan, çekindiğinden değil. Çünkü onu alıp bağlayacağımızı biliyor. O nedenle kaçıyor. İşte atıyorum şu an Efesler o kadar yapmıyordu. Bihter'le Lucy'di. Akşamleyin gerçekten her şeye havlıyorlar. Hani biz kendimiz çok rahatsız olmuyoruz ama çevreye de saygı göstermek zorundayız. Çok aşırı bağırdıkları için mecburen onları kapatıyoruz. Kapattığımız yerde yani çok kötü şey değil. Soğukken alta kapatıyorduk. Şimdi buraya koyuyoruz ki koyuyoruz işte bir saat sonra geri çıkıyorlar. O da ayrı bir konu. Şimdi onu bildikleri için yanına yaklaştığımızda hemen onları alıp kapatacağız zannediyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Hani çocuk psikolojisi olarak bakalım olaya. Çocuklar da öyle çünkü. De, yani onlarla uğraşacağıma Süslü benden korkuyormuş. Gider oturup işte onu anlatıyorum. Çünkü genelde Süslü ile seni ilgilendiğin için yakaladığında bağlıyorsun. Onu derle. Bu arada yakaladığında bağlıyorsun derken de şundan dolayı. Mesela gidiyor her tarafı dolaşıyor. Geliyor ondan sonra bağlanma saati geliyor arkadaşlar. Bu konuyla da ilgilenen sen olduğun için sana karşı şey yapıyor. Bir şey söyleyeyim. Dün Kaan'ı parka götürdüm. Salıncakta sallıyorum. Süslü de yanımızda serbest geziyor. Alttaki komşunun bizim Orçun kadar 12-13 yaşlarında kız çocuğu bakkaldan geliyordu. Süslüyü gördü. Süslüyü biliyorsun. Süslü hani herkesin yanına gidiyor. Sevdirmek istiyor kendini. Anam koşarak yanıma geldi kız. Korkuyor. Dedim abisi korkma, bir şey yapmazsa o süs köpeği. O ısırmaz. Isırmayı bilmiyor. Yok işte bırakmayın falan. Neyse kızı zor bela ikna ettim. Süslüyü tuttum. Kız gitti evine. Yani işte bir de bu sebepten dolayı. Ya korku işte, onunla yapacak bir şey yok. Mecburen herkese saygı duymak zorundayız da. O nedenle işte Süslüyü de bağlamak zorundayız. Yoksa Süslü'nün kendine zararı yok. Burada iş ailelere düşüyor. İşte çocuklarımızı hayvan sevgisini aşırı olarak büyütürsek bunların hiçbirini yaşamayız. Çocuk köpeklerimizin hiçbiri saldırgan değil arkadaşlar. Hepsi gayet aile köpeği ve sevecen. Ha şey yaparlar sadece. Şimdi tanımadığı için haklı olaraktan koruma içgüdüsü, yaratılış olarak öyleler yani. Aynen, şu kapıya birisi içeri, geldiğinde şu bölge içinde bir şey yapacağından değil yani havlıyor. Birisi geldiği zaman koruma içgüdüsü olarak direkt kapıya koşarlar, havlarlar. Ama ben, sen, Tayfun vesaire bizden biri gittiği zaman kenara çekilirler hemen. Olay bu kadar basit yani. Ya köpek geliştirenler bunu zaten bilirler. Hani bunu söylemeye bile gerek yok ya. Bir dakika şunu. Onun dışında video içeriğimizin çok boş olduğu söyleniyor. Arkadaşlar tabii ki yine de saygı duyuyorum. Şimdi kişiye göre değişir. Yani her video işte aksiyondu, işte çok komediydi, şöyle böyle olması gerekmiyor. Her insanın zevki farklıdır. İsteyen izler, istemeyen izlemez. Yani burada zoraki bir durum yok. Ama videonun içeriğinde şöyle bir şey var. Bilhassa Bilge Kağan'la olanlar da çok böyle geldi. Aslında orada çok büyük bir mesaj var. Almak isteyen ama. Şimdi siz bunu almak istemeyip ya da görmek istemiyorsanız o sizin bileceğiniz bir şey. Yani ben buna bir şey yapamam. Ben kendi görüşümle uygun görmüşüm, paylaşmışım. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyoruz. Hani birçok videomuz aslında sosyal mesaj var. Ama dediğim gibi yani bakış açısı çok önemli. Bilgi Kağan küçük olduğu için hani genelde çocuklar gerçekten korkuyorlar köpekten. O da neden kaynaklanıyor? Bu hatayı ben de yaptım. Örneğin Tayfun'un küçüklüğünde. Ay oğlum yaklaşma, ısırır. Neden? Çünkü ben de öyle yetiştirildim. Tabii sonra insan doğduğunuz hani ilk annenizi hemen anne olmuyorsunuz yani. Yaşayarak öğreniyorsunuz. Sonra gerçekleri görünce çocuklarıma hayvan sevgisini aşılamaya başladım. Ve gördüm ki aslında öyle bir şey yokmuş. Biz kendimiz direkt ön yargıyla ve çocukların beynine de bunu aşılıyoruz. Yaklaşma, ısırır, saldırır, mikrop kaparsın vesaire gibi. Şuna bak, şuna. Koca dobiş dobiş. Yani yine çok konuştum ama kusura bakmayın arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Bence gösterdik bir nebze de olsa. Yani yaşadıklarımız, çektiklerimiz, yayınladıklarımız, yaşattıklarımız, gösterdiklerimiz bunun en büyük örneğidir. Biz çocuklarımızı böyle büyüttük. Çevremizdeki insanlardan da bu konuyla ilgili her zaman takdir aldık.
Yani tabii eleştirenler de oluyor ama dediğim gibi yetiştirmek çok önemli. Çocuklarımıza lütfen hayvan sevgisini aşılayalım. Hayvanları, doğayı sevelim, koruyalım arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz biz. Yorumlarda herkese saygılıyız. Çizgiyi aşmama kaydıyla. Herkesin bir çizgisi vardır. Çizgiyi aşmayın. Neden? Biz aile kanalıyız arkadaşlar. Ailecek video çekiyoruz. Eşim, ben, çocuklarım, köpeklerimiz hep beraber video çekip yayınlıyoruz. Yani onun için çizgiyi aşmayalım. Hakaret boyutuna varmasın olay. Tabii ki eleştiriye açığız. Kendimizi ona göre daha iyi düzeltmeye çalışırız. Hani eksik olan yönlerimizi tamamlamaya çalışırız. Biz ya hakaret edecek zaten yani bir durum yok da. Onların amacı farklı. Dediğim gibi onlara da saygı duyuyoruz. Yani bunların şeyini çok fazla üzerinde durmak istemiyorum. Zaten biraz inançlıysa Allah'a havale ediyoruz. Yani onun dışında söyleyecek çok da fazla bir söz yok. Gece Hanım, uyuyor musun? Çünkü ne güzel dinledi yalnız biliyor musun? Ninni gibi geldi. Sen de mi ninni gibi geldin? Annesi ninni gibi konuşuyor diyorsun. Son durumunu gösterelim. Seyircilerimiz, izleyicilerimiz şimdi onu da merak ediyordur. Doğum yapmadı ya, diğerlerinden biraz daha geç kaldı. Bu arada her ayı şeyi alıyoruz arkadaşlar akşamları. Şimdi hava güneşli diye, temiz hava alsın diye dışarı çıkartıyoruz. Evet, gündüz burada bağlı ama akşam gece olduğu zaman yeri orası oraya çekebilirsin. Orası her gün temizlenir. Zaten gibi. Evet, bir de yıkadığımız için kurusun diye şey yapıyoruz. Yok ya, girmeyeyim ben. Şu çalıyı yerden alır mısın? Zincirine takılıyor. Ay şuna bak annesi, şuna bak, şuna bak. Bak benim kıcıma bak, bak. Yerini de biliyor. Bak orayı temizledim ya şimdi. Tertemiz orası, oraya gitmek istiyor. Hayır. Benim kızım çok güzel. Güzel. Çok, ağzında da bak çöp var. Oturdu orada, kulübünün kenarını yiyor. Eşeksinin. Burada da bebişleri var bakın. Şöyle hareket ediyor yavaş yavaş. Siz belki tam fark edemiyorsunuz ama ben şöyle tutayım. Şöyle, bu çok hoşuna gidiyor. Bunu yaptığım zaman hırlamaya başlıyor. Bu mutluluktan arkadaşlar. Duyuyorsunuz herhalde. Evet, kedi gibi aynı. Ay, benim kocamın bebişleri mi olacakmış? Çok tatlı bu, çok çok çok. Ben bunu bak bak da sırlıyor. Şimdi muhtemelen tabii bayan izleyicilerimiz daha iyi bilir, anne olanlar özellikle. Muhtemelen sancıları var. Biz böyle dağıttığımız için herhalde biraz rahatlıyor onun. Evet. Hoşuna gidiyor. Gün içinde bunu sürekli yapıyorum ben. Aa, bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Arkadaşlar Marla'nın yavruları hani şey çok fazla sayıda olduğu için meme olarak yetmiyordu ve sütü de yetmiyor. Ne kadar ne yedirirsek yedirelim. O nedenle bazı yavrular çok aşırı cansızdı. Şey yaptık işte, bir önceki videomuzda vardı zaten, biberonla işte hazır mama aldık. Veteriner şey söyledi işte, 2 saat anne yemsin, anneyi yemsin, 2 saatte biberon takviyesi olacak filan. Kaç gün uyumadık? Tam 4 gün hiç uyumadan bekledik. Çünkü 2 saat arayla kontrol ettiğimiz için hiç uyumadık. Ama maalesef o yavrularımızı yaşatamadık arkadaşlar. Hani bir tanesine aşırı üzüldüm. Yani anlatamam o duygumu size. Ya nasıl anlatayım ki? O kadar ilgilendim, o kadar ilgilendim ve bunu küçücük bir ölçek mamayı yedirebilmek için 1 saat uğraşıyordum bir tanesine. Çünkü ağızlarını açmıyorlar. Anne meme vermediği için emme hissi bile yok. Aa Tayfun, ne aldınız oğlum? Benim her videomun dışında Tayfun böyle sürpriz yapar sonlarda. Kum aldık mı? Beni niye çağırıyorsun? Ben kumcu başımıyım. He? Siz 20 yaşında delikanlı adamsınız ya. Vallahi orada 5 kişi taşıyamadık, o yüzden seni çağırdım. Ben 50 yaşında adamım, ben mi taşıyacağım? Orada da 50 yaşında adam vardı, 5 kişi taşıyamadık. Ağır mı o kadar? Ağır tabii. 100 kilo, 150 kilo falan. Bir dakika. Neyse arkadaşlar, şimdi bizim işler güçler var. Şey yapalım. Sen el arabasını getirir misin bana? Aa evet evet, çok mantıklı. Evet. Hadi abi şimdi. Tam güzelim ben arabası. Yeter. Neyse ben burada videomu sonlandırayım arkadaşlar. Ama bak olmuyor, kumlarımızı çekiyorsun, görüyorlar. Görsünler, ne olacak kum yani. O zaman ne yapalım? Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.